Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Pantolon dikiyorum. Çiften kumaş aldım. Pantolon boyuna göre. Dörde katladım arkadaşlar, serdim. Pantolonu da güzelce katladım. Dikeceğim şekilde. Yerleştirdim. Yalnız kumaşı aynı cinsten olması lazım arkadaşlar. Önceki elbiseden dikiyorsak, elbisenin üzerine göre dikiyorsak kumaşı aynı cinsten olması lazım. Birisi esnek, birisi normal kumaş olursa dar ya da geniş olabilir. Kumaşı aynı cinsten olması lazım. Benim likralıydı pantolon. Kumaşı da likralı aldım. Güzelce yerleştirdim katlayıp pantolonu. Çiziyorum. Dikiş payı vererekten kesiyoruz. Kenarı dikişsiz olacak arkadaşlar. Dikişsiz olan tarafı kumaşın kesilmeyen tarafına, A kısmı da kesilen tarafa denk gelecek. Şöyle. Tersinden dikeceğiz. Böyle arkadaşlar. Tersinden dikeceğim. Dikiş aşamalarını göstereceğim sizlere. Öne gelen tarafını, lastik üst tarafını biraz kesiyorum. Ön kısmını biraz oyuntulu yaptım. Arkadaşlar, ben dikiş kursuna katıldım. O yüzden böyle yapabiliyorum. Kendi kendime dikiyormuşum gibi aklınıza gelmesin arkadaşlar. Çok güzel oluyor.
Milli Eğitim'in açtığı kurslara katıldım. Ondan biliyorum. Yoksa kendi kendime dikmiyorum arkadaşlar. Kendi beğenmediğim bir şeyi de burada zaten insanlara yapmam, göstermem. O yüzden açıklamak istedim. Dikerken de göstereceğim ama tek elimden hem çekip hem dikmek zor oluyor. O yüzden bazı aşamalarını göstereceğim, bazılarını da öyle dikmiş olacağım arkadaşlar. İsterseniz siz TL yapabilirsiniz arkadaşlar. TL dikişi. Dediğim gibi benim elim pratik olduğundan ben TL almadan dikiyorum. A kısmına geldiğimizde ileri geri yapıyoruz. Sağlam olsun diye. Sülfüle de yapıyoruz. Her tarafına. Paçaları diktim. Şimdi birleştiriyorum arkadaşlar iki paçayı birbirine. A kısmını dikeceğiz. Şu uçtan başlayarak dike dike A kısmına geldiğimizde dikişler birbirini tutacak. Şu ön tarafı da aynı şekilde önü öne, arkaya arkaya dikeceğiz arkadaşlar. Burası bel kısmı. Anlatmak istediğim budur arkadaşlar. Şu ön tarafı biraz arkaya doğru, arkaya göre kısa olacak ön tarafı. Anlatmak istediğim budur. Şimdi lastik ölçüp ben lastikli yaptım belini. Yerleştireceğim. Sizlerle paylaşacağım. Lastiğin iki ucunu diktim. Şöyle ters tarafına gelecek şekilde toplu iğne ile tutturuyoruz. Her tarafının orantılı şekilde büzgü olması için şöyle dört tarafına inleliyoruz. İnleliyoruz arkadaşlar. Evet. Dört tarafını inleledim lastiğin. Böyle çektire çektire makineye çekeceğiz artık. Lastiği böyle çektire çektire arkadaşlar. Önce iç tarafa gelecek tarafa dikiş yapıyoruz. Böyle diktik arkadaşlar iç tarafına büzgü yaparak da. Şimdi lastiği tekrar gene içe kıvırıp bu dikiş payını da lastiğe tutturup lastiğin başına tekrar gene lastiği çektire çektire dikiyoruz arkadaşlar.
Pantolonumuz bitti arkadaşlar. Şimdi de paçalarını kıvırıyorum içine doğru. Böylece bitmiş oluyor. Sonra ütüleyip sizlerle son halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar, pantolonum bitti. Ütüledim. Spor bir pantolon olduğu için ütü izi yapmadım paçalarını arkadaşlar. Çok güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.